23. sırada bulunan Müminun suresi, ismini ilk ayetinde yer alan müminler kelimesinden almaktadır. Muhalifi ve muarızı olan kafirun ismi de 109. sureye ad olacaktır. İlki, müminleri betimleyen bir girişle başlar. İkincisi, bir ultimatomdur. Bu sure, dört dörtlük bir müminler tasvirini felah paradigması altında ele almaktadır. Şu Medine yıllarıyla hayatımıza, tarihimize mal olan ünlü çağrıdaki felah, hayyelel felah, haydin felaha, felah bulanların dışında tüm insanlık için felah buluşa bir çağrıdır bu. İlk cüzün daha ilk başlangıcında, bu kez ise tasvirinin sonunda karşımıza çıkar müflihun. Dikkate şayan olarak her ikisinde de mümin pratiğinin en görünür ve bilinir ilk boyutu olarak namazın önümüze konduğunu görürüz. Müflih müminleri özellikleriyle anlatan bir giriş bölümüne haiz olan surenin ikinci yarısından sonra peş peşe gelen soruları ve hepsine de aynı cevabın alındığını görürüz. Allah. Yaşadığımız gezegen içindekilerle birlikte kime aittir? Üzerimizdeki sonsuz yüksekliklerin sahibi kim? Bütün bir evrene hakim olup işlemekte olan yasanın sahibi kim? Her şeyi korup kollayan ama kendisi bundan münezzeh olan bir melekut sahibini hangi fıtrat sahibi yatsıyabilir ki fıtratını bozmamışsa? Malikül mülke kendimizi ve her şeyimizi vermeyi de beraberinde getirmiyorsa, bu sorulara evet cevabını verenler fıtri bir tutarlılık içinde değil demektir. Öldükten ve toprak olduktan sonra zalimlerin diriltmeyeceğini, yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını sanan birinin inancındaki Allah nasıl adalet ve merhamet sahibi olabilir? Böylesine nasıl mümin denebilir? Böylesi bir Allah inancının sahibini ittikaya yönelttiği görülmüş müdür hiç? Bu fayda vermeyen bir imandır. Boş, kuru bir inançtır. Zalim bir kavim içinde yalnız kalan müminler, aralarından kurtulmak için Rabbine yakarıyor. Rabbinin ona öğrettiği dua dilinde. Kadir olan Allah'ın zalimlere vaat ettiği ne ki? Azaptan gayrı. Allah'ı nahoş nitelemelerinden beri olan müminler, kötülükleri en güzel bir biçimde def etme yolunu arayacaktır. Felah bunu gerektirir zira. Vaat edilen sonla alakalı perdeler açılır bundan sonra. Ölümle buluşma vakti kime gelmişse onlardan dileyecektir ki geri döndürülsün hayata. Salih amellerle yüklenecektir. Bu şans verilirse kendisine. Terk ettiklerine yapışacaktır bu kez. Sarıldıklarını ise terk edecektir. Hiçbir gerçekliği olmayan bir iddiadır bu. Tekrar döndürülse yine aynısını yapacaktır. Sura nefes verilir. Surdur nefes alan. Mizanlarının sağ kefesinde ağırlık bulunanlar hiç kuşkusuz iflah olanlardır. Hafif olanlar ise hüsrana uğrayanlardır. Soruşturma ve kovuşturma yok. Tüm gerçekler mizanda saklıdır. Tüm azalar aleyhine şahitlik yapmaktadır. Sorular da, cevaplar da malumun ilamıdır ancak. Halit bir gelecek vardır cehennemde. İtiraz etmek, kendilerini savunmak isterler. Ama heyhat! Yüzlerini yalayan bir ateşle tanışmışlardır. Kendilerine
ayetler tilavet edilirken yalanlayıcılar tarafından yer almışlardır zira. Hevalarının kendilerini galebe çaldığını itiraf ederler. Dalalete düşmüş bir kavim olduklarının farkına ne de geç varmaktadırlar. Ondan ihraç olunmayı isterler. Ama tekellüm nafile, çıkış ve kaçış yoktur. Yüzlerine vurulur müminlerle yaptıkları alaylar. Bugün azap görenler için müminlerin duaları bile sıhriye konusuydu. Bu tutumları değil miydi ki onları zikri unutturan? Gülüyorlardı o zaman, şimdi ağlıyorlar. Ama ne gökyüzü ne yeryüzü onları alamayacak. Değer miydi bir günlük, hatta ondan bile az bir süre içeren dünya hayatı için? Boş yere yaratıldıkları ve bunun için savruk yaşadıkları vehmiyle har vurup harman savurdukları bir hayat için değer miydi hiç? Ona rücu etmeyeceklerini hesap etmek hesapsızlığın dik alası iken. Fela eren müminleri vasfeden ve bu vasıf sahiplerini Cennet-i Firdevs'te sonsuz kılan bir başlangıcı vardı Müminin suresinin. Ya yaşadığımız gezegen? Sıcak yaz Ramazanında semaya yönelmiş ellerimiz ve yüzlerimizin beklentisi olan çisil çisil yağan yağmurları düşünün. Yağmur damlalarıyla sırılsıklam ıslanmak, tarlalarımızı diriltmek ve yemişlerimizi bitirmek için toprakla suyun izdivacı, arzda mesken tutan suyun can verdiği tohumlar. Toprak yeniden şekillenecek, değil bize, neslimize bile yetecek bir şekilde inzal olanla gelen bereket. Ahsen-i takvim olan bizlerin en güzel şekilde yaratan Rabbi. Yaratılıştan gaflet bizim dalaletimizdir. Mevsimler döner. Allah'ın günleri geri gelir. İşte kıyamet günü, işte yeniden diriliş. Bütün bunlarda akleden ve tefekkür eden kimseler için nice ibretler vardır. Cennetinizi yakmayın, cennetinizden olmayın. Hurmadan, üzümden inşa eden bağlar, bostanlar. Üzerlerinde yağmur sicimleri, ağaçların altından şırıl şırıl akan sular. Bir bolluk, bir sonsuzluk. Yiyin size sunulan cennet meyvelerinden. Size bir maide, size bir enam bunlar. Hiçbir israfı olmayan yaratılıştır bu. Hiçbir sual sorulmayan. Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflahal mu'minun. Ellezine hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ18. cüzün 2. sırasında Nur suresi bulunmakta. Bu sure, Müslüman dokumuzun bariz karakterini karşılayan çok önemli bildirimleri içinde taşır. Küçük Nisa suresi diye de anılır bu yüzden. Biz, bütüne ait olan, bütünü içinde taşıyan parçalarız. Tenvir için Nur'u okuyup üflemeye devam edeceğiz. Nurlu evler, nurdan kalpler duyacaktır elbet sesimizi. Allah'ın nuru ile aydınlanarak insanlığı aydınlatacağız. Sure, isim olan meşhur Nur ayeti, tefsir tarihinde birçok müstakil esere konu olmuştur. Bizzat Allah, yerlerin ve göklerin nuru olarak nitelenmiştir. Nuru ile Medine münevver kılınırken, gönüllerde tenvir edilmekte. Doğuya ve batıya nispet edilemeyen mübarek zeytin ağacından beslenen müthiş tasvirler. Yerlerin ve göklerin maliki olduğu kadar aynı zamanda nuru olan Allah, nur evlerinden oluşan münevver Medine halkını aydınlatıyor. Göklerin işlerinden bir perde aralıyor. Gökte ve yerde olan her şey onu tesbih etmektedir. İbrahim'in kuşları gibi nurdan evin etrafında pervane olmuş müminler. Gündüz ya da gece hep lebbeyk telbiyesinde ve teşvik tekbirinde her daim tesbihtedirler. Bütün varlık aleminin kendilerine has çağrılarına iştirak ile o büyük senfoni içinde yerlerini almışlardır. Ona rücu edene dek hiç bitmese bu harmoni. Üzerimizdeki bulut adeta bir hicap. Bazen sıkışan, bazen de yayılan bulutlar. Onların tesbihi bereketiyle yağan yağmurlardır. Dağlara inzal olan vahiyler. Gözleri kapı verecek gibi çakan şimşekler. Basiret sahibinin bakışı derindir. Geceye de yayılır, gündüze de. Ziyasını gidermesin Rabbimiz, yine dua ederler. Yeryüzüne debelenen varlıklardan can taşıyanlar, ancak bu can suyuyla ıslanabilmiş olanlardır. Can suyuyla buluşan en yüce yaratılıştadır, en şerefli yaratıktır. Aziz olan Allah'ın bahşettiği izzetle, Rahman'ın kulları olmanın getirdiği tevazu ile yürümektedirler yeryüzünde. Münevver şehrin içinde nur barındıran evlerindedir böyle kimseler. Ticaret adamıdır her biri. Alışverişlerinde hiç zarar etmezler. Çünkü dalalet karşısında hidayeti, dünya karşılığında ahireti satın almışlardır. Ticareti kendilerini asla zikrullah'tan alıkoymayanlardır onlar. Salat ve zekattan hiçbir zaman geri kalmayacaklardır. Allah'ın fazlından kazanmak için yer kürede at koştururlarken kat ettikleri mesafeler ilahi kelimetullah davasını yaymaktır aynı zamanda. Hesapsız rızık veren Allah kendi fazlından en güzel bir şekilde karşılığını verecektir onlara. Küresel Roma'nın kalbine bir mızrak gibi saplanacak bu nurlar. Allah nurunu tamamlayacaktır elbet. İzzetini yitirmemiş ve başka ışıklar peşine koşmayan, başka sofralara uzanmayan Müslüman bilinç, barik kılınan Ali Muhammed'in doğal uzantısı olarak tarihsel misyonunu yerine getirecektir. Salt doğuda kalmadan ve
Fakat batıda da batmadan Allah'ın nurlu dinini münevver bir medine edinerek ve tenvir medeniyetini inşa ederek bu yolculuğunu sürdürecektir. Bu yolculukta salatı ve zekatı öngörmüş münevver kişilere, namazgah edinmiş içinde nur bulunan evlere ne kadar da muhtacız. İmajlarla yaşanan sanal mağaralarda küflenen potansiyelleri diriltecek ruhlara ne kadar da susamışız. Bu bizim tek ve son şansımız. Sekizinci cüze devam ettiğimizde Furkan suresinin başlangıç ayetleriyle karşılaşmış oluruz. Bir Ramazan ayında Furkan olan Kur'an'ı indiren Allah'ın seçimine ve bunun şekline yönelik itiraz seslerini duyarız. Uydurulan Kur'an ve bu uyduruşta ona yardım edenler iddiası. Resul-i Ekrem'i bir başka kaynağın okuru olmaktan tenzih edişler. Bu asılsız iddialara en güzel cevap yine bir Ramazan ayı içinde Bedir Savaşı ile bahşedilen Furkan günüdür. Kur'an'ın Furkan olarak inişine itiraz edenler Furkan günü ile ayrışacaklardır. Mübarek ayın zirve günlerinden olan Ramazan'ın 18. akşamındayız. Her şeyi görüyor Rabbimiz. Bizleri deniyor Rahman olan Allah. Kimler sebatla yolu devam etmekte ve yola ermekte? Kimler o gün gelip çattığında yolumdan beni falan saptırdı mazeretiyle şefaat dilenmeye kalkacak? Çılgın alevler ve ebedi bahçeler. Fark edenlerden olmaya çağırıyor bizleri Furkan suresi. Ramazan ayında indirilen Kur'an bir hüden ve Furkan olarak insanlar için gönderilmiştir. Bir Ramazan boyu Kur'an'ı Furkan olarak anarız bu vesileyle. Ramazan bir Kur'an ayı olduğu kadar bir Furkan anıdır. Bu Furkan paruku olarak imsaktan çıkıp iftara ulaşabilmiş, fıtrata dönerek fıtır bayramına erişebilmiş kişilere ne mutlu. Mesele bu. Furkan suresinin ilk 20 ayetiyle 18. cüzü bitirmiş oluyoruz.